Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda artık internette böyle biraz da şeyi çıkmış olan şu işte 800 liraya 1000 liraya iPhone satıyoruz, tek sim kartı takarsın, 5. IMEI'yi tanımlayamazsın gibi ilanlar var ya, o ilanların bir tanesinden telefon sipariş ettik, telefon da elimize ulaştı. Bakalım başımıza neler ulaştı. Arkadaşlar videomuza devam etmeden önce sizlere tam olarak 25 euroluk bir başlangıç paketiyle başlayabileceğiniz World of Warship adlı bir oyundan bahsedeceğim. Arkadaşlar oyunun adından da anlayabileceğiniz gibi bu oyun World of Tanks'in yapımcılarından çıkmış bir oyun. Çıktıktan çok kısa bir süre sonra popüler oluyor ve tüm dünyada binlerce oyuncu tarafından oynanmaya başlıyor. Oyun tabii ki de yine adından da anlayabileceğiniz gibi bir gemi savaşı oyunu arkadaşlar. Farklı farklı milletlerin gemileri var. Japon gemisi var, Amerikan gemisi var. Siz tabii ki de kendinize uygun olan bir gemiyi seçip bu gemi savaşları heyecanına hemen hızlıca katılabilirsiniz. Bu arada 25 Euro'luk hediye paketinizi unutmayın. O paketi alabilmek için açıklama kısmındaki bağlantıdan oyuna yeni üye olmanız gerekiyor. Dedim zaten oyunun bağlantısı da açıklama kısmında. Şimdi videoya devam edelim. Bir şey diyeceğim. Ben artık bu tarz ürünleri böyle şöyle size de gösterivereyim. Böyle gördüğümde artık heyecanlanmıyorum. Çünkü ya mantıken şöyle bir durum var. Bu tarz alışverişlerde şunu unutmamak lazım. Bu telefonun normali sıfırı ne kadar? Atıyorum iPhone 11 diyor mesela. 9.000-10.000 lira değil mi? Diyor ki 1000 lira. Ya şimdi benim aklımda şöyle bir soru uyanıyor bu durumda. Şimdi ben dolandırılıyor muyum? Dolandırılmaya çok mu müsaitim? Tam anlayamıyorum. Çünkü finalde şöyle bir şey var. Şimdi ürünü siz de göreceksiniz arkadaşlar. 10.000 lira olan bir şeyin 800 lira olması düşündürücü. Başlayalım o zaman madem. Ne çıktı en azından ona bakalım. Hangi yerden verdim, nereden verdim? Arkadaşlar şöyle bir durum var. Yüzlerce yerden sipariş verdim. Bir tanesi geldi. Zaten kimin yolladığı önemli değil. Tabii ki de bu işi düzgün yapan firmalar olabiliyor. Hani mesela iPhone 11 satıyor 1500 liraya ama diyor ki mesela işte ekranı çalışmıyor diyor mesela. Onun işlemcisi için falan böyle düzgün firmalar var. Bunlarla bu tarz ilanları karıştırmayın. Şimdi ürün bu. Ne kadar aldım? 750 liraya aldım arkadaşlar. Güzel bir kutuda bu paket. Bu paket şu an yeni fiyatlarla 750 lira olabilir ha yani. Anlatabiliyor muyum? Evet, iPhone seviyeli M3 telefonu çıktı arkadaşlar içinden. Başka bir şey beklemiyordum. Onu net bir şekilde söyleyeyim de. Buralar falan sökülüyor. Kutu açık. Bu neydi ya? Bu Vestel değil mi ya? Bu ne lan? En azından bir telefon çıktı lan. Çalışıyor. 750 lira verdim abi ben bunu. Dur. Bayağı son aranan kafam karıştı. Bak adam ne güzel 750 liraya sana Amerikan prizinin dönüştürücüsünü de gönderdi. Ya bunu iPhone diye. Neyse konuşmayacağım. Bak üstünde GNU'nun logosu var. Android şarj kablosu var. Bakın bu işin bazı handikapları var değerli arkadaşlar. Şimdi bu kulaklık pis mi acaba? Bunu da yollamadan önce bantlamışlar böyle. Bu kutu toplanmış. Onda bir sıkıntı yok. Benim derdim şu. Şimdi bunun zaten iPhone gelmeyeceğini adım gibi emindim ben. Ama en azından Hiking çıkmadı lan. Eskiden Hiking çıkıyordu ya böyle tuşlu muşlu bir şey çıktı. Bu telefonun zaten bence bu kadardır piyasa değeri. Şimdi ben dolandırıldım mı abi? Bunu bir açıklayabilir misiniz? Lütfen yorumlarda bunu tartışalım arkadaşlar. Bu bir paradoks. Bu telefonun hakkı zaten 700-750 lira. Adam bana bir şey yollamış yani. Baksana abi bayağı çalışıyor. Al bak. Son aranına girelim. Necati abi desem var. Çalışıyor arkadaşlar bayağı. Kamerasına bir bakmak istiyorum. Ekranı çok çizik. Tam kullan. Ha bir dakika lan. Oğlum şöyle çıt diye kırılacak gibi ha. Ah Lütfi ah. Niye bu tarz durumlarda Lütfi'ye iç çekiyorum biliyor musun? Şurada oturacaktın abi. Yani olmaz öyle. Bak ekrandaki oğlum. Bunu satan arkadaşım. Sana bir çift lafım var. Oğlum bunu düzgünce satsana ne diyor iPhone. 750 liraya bunu zaten satarsın ki. Faturası mı yok? Ne bunun? Fişi de yok lan. Ha 10 lan. Oğlum bak bunu düzgün sat. Baksana kamerasına girdim arkadaşlar. Mesela şurayı. Biliyorum. Oo bayağı iyi lan bu. Aa başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Bu fotoğrafları zaten şeye verir miyim bilmiyorum. Ekrana verir miyim bilmiyorum. Genelde bu tarz ürünlerde çok vermiyorum. Bu neymiş? Bunu bulun. Pardon. Bu iyi bir şey yani bayağı. Selfiesine bakalım şimdi. Güzelleştirme açalım bir de. Face Beauty'si var mesela. Şöyle bir koyayım çünkü şuradaki menüler işte pick note var, gece modu var. Take any time diye bir şey var. Muhtemelen pata 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 çekiyor. Şurada mesela hemen şu fotoğraflara bir bakalım.
Bak Face Beauty'ye bak. Beni bile beauty yaptı. Baksana havalara bak, havalara. Oo, Face Beauty'yi görünce arkadaşlar dayanamadım. Ama kameradan izleyenler tabii ki de gerçeği biliyorlar. Ben bayağı beğendim ya bunu arkadaşlar. Bir videosuna bakmak istiyorum. Oha. Video modunda da arkadaşlar işte ses tuşu bilmem ne anti-shaking var ya. Dur bakayım. Video kalitesi 720p var. 1080p var. Tamam 1080p çek. Anti sallama şu an açık mı mesela? Bak şu an kapalı. Şu an açık. Çek bakayım. Çok heyecanlıyım şu an. Müthiş bir... ya o kadar olmaz tabii şimdi yani. Sen de anti-shaking yazdı diye orada şey bekleme yani. Kameradan 750 liralık telefondan bir OS böyle... Neydi o video sabitleme aparatı falan öyle şeyler beklemeyeceksin tabii ki de. Tüm Google uygulamaları var arkadaşlar. Benim kafam karıştı. Onu bir söyleyeyim. Bir kere bu cihazlar işte şudur budur falan filan diye satıldığı için sıkıntılı. Ama en azından 700-750 liraya aldığınız zaman benimki mi acaba biraz insaflı çıktı? Adımı gördü, tanıdı mı? Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle mi oldu bilmiyorum yani. Şu an bir fikrim yok arkadaşlar. Fakat sizler yine de sizlerden ricam. Bu tarz cihazların herhangi bir sağlık sertifikası vesaire vesaire olmadığı için çok yanaşmamanız. Ha sağlık sertifikaları olur, fişi faturası bilmem nesi olur, bildiğimiz bir şey olur. O zaman bana soracak olursanız sıkıntı yok. İkinci bir durumda da tabii ki de arkadaşlar şunu aklımızdan çıkarmıyoruz. 10.000 liralık, 15.000 liralık şeyler 750-800 liraya satılmaz arkadaşlar. Aa böyle bir şey gelir. En azından biraz çalışıyor işte. Diyerekten videomu bitiriyorum değerli arkadaşlar. Oyun testi falan mı yapsak diye düşünüyorum. Bence buna bir oyun testine sokalım. Oyun oynatacak mı, oynatmayacak mı ona bakalım. Oradan sonra da ayrılırız. Benim videom da bitti. Buraya kadarmış arkadaşlar. Bundan sonra artık bu video yok. Zaten finalde söyleyeceklerimi söylemiştim. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, ayık olun, uyanık olun. Şimdi ben tam dolandırıldım mı bunu hala merak ediyorum ben yalnız. Bu telefonun hakkı zaten 700-750 lira. Acaba dolandırıldım mı? Bunca yıldır dolandırılıyorum. İlk kez şu an böyle bir paradoksa düştüm. Hadi görüşürüz.